korkuttun bizi kadar. Canım benim. Ya tamam, kadar ölümden döndü ama ay sonuçta ben de zindandan kurtuldum yani. Ya azıcık ilgiyi ben de hak etmiyor muyum? Kıskanıyorum vallahi. Siz de güya reşit oldunuz ha. Hala çocuksunuz be. Gel bakayım buraya sen. Gel bakayım seni sıkıştırayım birazcık seni. Ah ah. Amcasının bir tanecik yeğeni. Vallahi şu garabeti atlattın ya. Nasıl hepimiz çok mutlu olduk. İlaç gibi geldi. Ya umarım kaderi kaçıran her kimse o da hemen bulunur. İnşallah. Ya kızlar, Güney mesaj atmıştı. Bugün kafe çok yoğun olacakmış, o yüzden patron erken gel demiş. Size çok selam var. Sağ olsun. Sağ olsun. Ya ben de bir saate kalkarım olur mu? Çünkü vardiyan başlayacak da. E tamam, şoför bıraksın seni. Tekstilde çalışmıyor, özel şoförle miydin Meral? Saçmaladın yani. Ne var ki? Hatta sen işi bırak, Güney'i de bıraksın. Siz ne kadar kazanıyorsanız ben size iki katını veririm. Kızım olur mu? Senin sırtına dayanarak yaşayamayız. Olmaz öyle şey. Ay senin şu gururun var ya, gerçekten çok sinir oluyorum yani. Ya arkadaşlar, her şey bir yana, benim sadece bir sorum var beni kaçıranlara. Ya beni niye bu kadar aç bıraktılar? Yiyorum, yiyorum, doymuyorum. Hala bir şeyler yemek istiyorum, bırak yemek istiyorum. Başka şeyler yap. Bir şeyler yesem ben. Evet, kader acıktığına göre olayın şokunu atlatmış demek. Aynen. E tamam, söyle ne istiyorsun, hemen hazırlatalım. Kokoreç, kokoreç. Sizin hizmetçiler kokoreç yapar mı? Ne? Kokoreç dedi ya. Kokoreç. Kokoreç mi? Ay kızım, başka bir şeyse ne bileyim, portakallı ördek bayağı şatobiryan. Yani kokoreçi nasıl yapsınlar? Yapmazlar mı? Peki.